6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiş, kentte bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğu memleketlerine dönmüştü. Öğrenci kenti olarak bilinen Çanakkale'de öğrencilerin evlerine dönmesi esnafı olumsuz etkiledi. Ton TV mikrofonlarını kent esnafına uzatarak bu durumun kendilerini nasıl etkilediklerini sorduk. Okulların yüzde eğitime geçmesini öğrencilerin de hem hayatlarına hem de eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Yani iş, i̇şlere gelince işlerin açılması tabii ki biz de çoluk çocuk için diyoruz, biz de çocuk okutuyoruz. Onlara bir şeyler yapmamız lazım. E, ekonomi öğrencileri beklemiyor ya da bizim iş, işimizin olduğunu olmadığını beklemiyor. Yani markete gidersin e, faturalarını, dükkan kirası, ev kirası bunların hepsini etkiliyor. Yani yine söylüyorum tek temennimiz okulların yüzde açılması. Öğrenci burada olmuş olsa en azından bir şehirde hareketlilik olur, bir aksiyon olur, bir aktiviteler canlanır. Herkes parasını kazanır. Yani nasıl söyleyeyim? Yani esnaf mutlu olur yani. Yani onların olması bizim için daha avantaj. İşlerimiz daha iyi olabilirdi. Daha durgun şu an. Keşke daha iyi olabilseydi. Yani orada açılsaydı üniversiteler bizim için daha iyiydi. Bizim işlerimizi geçmiş yıllara göre biraz daha az hissettik. Çünkü fiyatlar şu an çok yüksek. Öğrenciler zaten çarşıda pazarda çok böyle zaruri ihtiyaçları olduğu zamanlarda görüyoruz. Kendi işimizde de öyle ama şu bir kesin bir gerçek var. Üniversite öğrencisinin olmaması şehirde sadece bizi değil şehirdeki bütün esnafı işletmelerin tamamını çok ciddi anlamda etkilemiş durumda. Yani. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar 3 Nisan pazartesi itibariyle üniversitelerde hibrit eğitim sistemine geçireceğini açıklamıştı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de hibrit eğitim kararı alınmak üzere senato toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çanakkale esnafı 18 Mart Üniversitesi'nde hibrit eğitime geçilmesi durumunda işlerin nasıl etkileneceğini de Ton TV mikrofonlarını anlattı. Tabii ki yani onlar açısından ne olur onu da biz tahmin edemiyoruz ama Çanakkale için şehir açısından çok çok iyi olur. Bilmiyorum çok az bir hareketlilik olabilirse olabilir yani. Fazla bir şey beklemiyorum. <laughs> yani bunun nasıl planlandığını bilmiyorum. Ee... Hibrit eğitime geçilmesi. Gerçi şöyle Çanakkale ile ilgili şöyle bir avantajımız var. Çanakkale'de okuyan öğrencilerin hepsi bir şekilde şehirde bulunmak isteyen öğrenciler. Burada öğrencilerden gözlemlediğimiz şey o. Yani bir şekilde uzaktan eğitim bitmesi gerekiyor. Hibrit bile olsa Çanakkale'de okuyan öğrencilerin birçoğunun şehre geri döneceğini düşünüyorum.